yeniden devam ediyoruz efendim. Kahve molasıyla devam ediyoruz. Şimdi elbette ekonominin gündemine ilişkin neler var neler yok. Hepsini sizlere aktaracağız ve bütçe diyelim. Bütçenin 2021 performansı artık belli oldu. Merkezi yönetim bütçesi geçen yıl 192.2 milyar lira açık verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre Ocak-Aralık döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri %32.9 oranında artış kaydetti. Böylece 1,5 trilyon liraya kadar yükseldi. Bütçe gelirleri ise %36.8'lik artışla 1,4 trilyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi 2021'de 192.2 milyar lira açık verdi. Faiz dışı dengenin ise bu dönemde 11.39 milyar lira açık verdiği görüldü. Hafta sonu sivil toplum kuruluşları istişare toplantısına katıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati. Kur korumalı mevduat sistemine yönelik son rakamları da buradan paylaştı. Aynı zamanda enflasyonla ilgili önemli mesajlar da verdi. Bakan Nebati, kur korumalı mevduat hesabının büyüklüğünün 131 milyar lirayı aştığını söyledi. 2023'teki seçimlere tek haneli enflasyonla girileceğini belirtti. Enflasyonun sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bir problem olduğuna dikkat çekti. Enflasyonun üstesinden geleceğiz mesajını verdi. Şurada bir yıl kaldı. Biz seçimlere giderken... Buyurun Sayın Bakan. Piyasalarda içeride gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararını, merkez yılın ilk faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Yılın ilk toplantısında Merkez Bankası'nın faize değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Bir önceki toplantıda politika faizinde 100 bas puanlık indirime giden banka faizi %15'ten 14 seviyesine çekmişti. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14'te Ocak ayı faiz kararının da açıklanacağını belirtelim. Ve teşviklerle ekonomilerini desteklediler. Belirgin artarken hizmet kurumunda sınırlı bir miktar yükselme gözlemleniyor. Ve şimdi piyasalar bize neler söylüyor, onunla devam edelim efendim. LED'imiz üzerinden de sizlere aktaralım. Borsa İstanbul'la başlayacağız. Borsa İstanbul'un 1 puan kadar bir değer kazandığını görüyoruz ve günü 2.93 ile kapatıyor BIST 100 endeksinde. Döviz cephesine bakalım. Dolar'da efendim 13.50 görüyoruz. Avro ise bizi 15.43 ile karşılıyor. Ve altında duruma bakalım. Gram altın 790 lira 57 kuruştan işlem görüyor. Çeyrek altınsa 1292 lira 59 kuruşta görülüyor. Ve petrol, Brent petrolde son duruma baktığımızda ise 86 dolar 8 sent seviyeleri karşımıza çıkıyor. Faizlere bakalım, faizlerde tahvilde bizi 23.51 karşılıyor ve repo ise 11.61 seviyesinde. Ve şimdi devam edelim efendim, piyasalardaki durumları konuşacağız. Çünkü son durumda neler yaşanıyor? Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Hüseyin Doğan'a soracağız. Sayın Doğan, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Şimdi yeni bir haftadan bahsediyoruz ama biz bu haftaya nasıl başladık? Piyasaların odağında özellikleri neler var? Hepsini sizden dinleyelim. Evet, aslında bu haftaya bankalar öncülüğünde olumlu bir başlangıç yaptık. Bankalar adına iki tane olumlu haber vardı. Bir tanesi Amerika'da devam eden Halkbank davasında Halkbank'ın yüksek mahkemeye yaptığı başvuru nedeniyle bu temiz mahkemesindeki duruşmanın iptali kararı vardı. Bu karar gerçekleşti. Temiz mahkemesindeki dava iptal edildi ve dava yüksek mahkemeye taşınmış oldu. Bu Halkbank'ın istediği bir durumdu ve bunun neticesinde bugün Halkbank hisselerinin güne oldukça yukarıdan bir başlangıç yaptığını gördük. Diğer taraftan bu özellikle döviz korumalı TL mevduat hesabına ilişkin gelişmelerde de bildiğiniz üzere daha önce bankalara belirli bir süre tanınmıştı Mart ayına kadar, Mart ayının ortalarına kadar. Bu hesaplardan, döviz tevdiat hesaplarından %10'unun daha sonra da %20'sinin bozulması durumunda
binde 15'lik bir ek masraf çıkacaktı. Burada bu süre uzatıldı Temmuz ayına kadar ve böylelikle bankaların burada biraz daha eli rahatlamış oldu. Bu evet. iki gelişmenin etkisiyle beraber bugün bankacılık endeksinde pozitif bir atmosfer görüyoruz. Bunu da genel olarak TL varlıklara sirayet ettiğini söylemek mümkün. Bankacılık endeksi bugün %1,56 yukarıda, sanayi endeksi de %0,58 yukarıda olarak işlem görüyor. Dolar TL tarafı ise yatay diyebileceğimiz 13,50 civarındaki dengesini koruyor. Bu hafta neyi takip edeceğiz dersek de bahsettiğiniz gibi sizin de Perşembe günü Merkez Bankası toplantısı var. Orası kritik olacaktır. Bunun haricinde bugün de Osman Kavala'nın davası ile ilgili duruşma var. Yani bugün oradan çıkacak evet. kararlar da kısa vadede piyasada belki bir etki oluşturabilir. Peki gündemde onu da Sayın Doğan, faiz kararı demişken bir sürpriz bekliyor musunuz siz? Çünkü bir değişiklik çok da öngörülmüyor ama sizin görüşünüz Beklendim. Nedir? Biz de beklemiyoruz. Yani şu aşamada birincisi Merkez Bankası'nın herhangi bir şekilde faiz arttırımını düşünmediğini evet. zaten son zamanlarda yapılan açıklamalarda bekliyoruz. Faiz indirimi ise son dönemde kurda bir istikrar sağlandı. Bu kur korumalı TL mevduat hesabı ile beraber olası bu yönde bir sürpriz. Bu kazanımların geri verilmesi anlamına gelir. Bu açıdan bu toplantıyı Merkez Bankası pas geçecektir. Zaten kendisi de bir önceki toplantıda ilk çeyreğin sonuna kadar uygulanan politika setinin etkilerini izlemeye geçtiklerini ifade etmişti. O nedenle bir faiz indirimi de olası değil, bir faiz arttırımı da zaten Merkez Bankası'nın hiçbir şekilde gündeminde değil. O nedenle bu toplantı faiz anlam açısından pas geçilecektir diye umuyoruz biz de. Peki borsa tarafından nasıl bir görünüm var desem, nasıl özetleriz bunu? Yani biraz önce bahsetmiştim. Bankacılık evet. endeksi öncülüğünde bir yukarı yönlü hareket var. %1 civarında yukarıdayız. 21 puanlık bir artısı var Borsa İstanbul'un bugün. Hı hı. Genel itibariyle geçtiğimiz hafta biraz sıkışan ama yukarı yönlü seyrini devam ettiren bir endeks vardı. Yılbaşından itibaren de her gün yükselişle kapatmıştık. Bu yükseliş serisinin devam etmesi beklenebilir ama gün içinde yine önceki hafta olduğu gibi volatilite görebiliriz. Genel itibariyle yükselmeye çalışan ama o aradığı hani piyasa desteğini de çok fazla bulamayan, biraz daha sınırlı yükselişlerle seyreden bir piyasa eğilimimiz var. Muhtemelen Merkez Bankası kararına kadar da bu eğilimin devam etmesi beklenebilir borsa tarafında. Peki yatırımcının güvenli limanı altın desem, yani altında neyi bekliyoruz? Altın şöyle, aslında Fed faiz kararı burada oldukça önemli olacak. Gelecek hafta da bildiğiniz üzere Fed toplantısı var. 25-26'sında sonlanmış olacak açık piyasa komitesi toplantısı. Buradan biraz daha sıkılaşma yönünde mesajların ağırlık kazanması beklenebilir. Genel anlamda baktığımızda zaten piyasa artık 2022'de 3 ve hatta daha fazla faiz arttırımı olabileceğini fiyatlamaya başladı. Bu çerçevede baktığımızda ben altın ons fiyatlarının Amerika'daki faiz yükselişiyle beraber bir miktar düşebileceği kanaatindeyim. Ama orta uzun vade için bu düşüş iyi bir alım fırsatı oluşturacaktır. Kısa vade için biraz ons tarafında risklerin aşağı yönlü olduğunu düşünüyorum bu faiz artışlarına paralel olarak. Ve Sayın Doğan, çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Evet, piyasalardaki son durumu sorduk. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdürü Özahir Doğan bizlerle birlikteydi efendim. Ve şimdi devam edelim. Salgın döneminde zenginler daha zengin oldu diyoruz. Dünyanın en zengin 10 kişisi servetini ikiye katladı. Peki onlar kimler? Bakalım. İngiliz Yardım Kuruluşu Oxfam'ın paylaştığı Eşitsizlik Öldürür isimli rapor çarpıcı bilgiler içeriyor. Raporda aralarında Elon Musk, Jeff Bezos gibi isimlerin de bulunduğu dünyanın en zengin 10 ismi servetlerini salgında katladı. Dünyanın en zengin 10 isminin serveti 1.5 trilyon doları aştı raporda. Salgında yaşanan sıkıntılara ise dikkat çekildi. İklim değişikliğinin neden olduğu insani krizler ve şiddet nedeniyle dünyada her 4 saniyede bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtiliyor. Az gelişmiş ülkelerde yoksul kişilerin COVID-19'dan ölme ihtimali ise neredeyse 4 kat daha fazla. Bu haberle birlikte kahve molasını noktalıyoruz. Şimdilik hoşçakalın.